unutmanın en çok olduğu zaman dilimi hangi zaman dilimidir? Evet sevgili Zeynep, çok uzmanca bir soru, öncelikle tebrik ederim. Unutmanın en yoğun olduğu zaman dilimi, bunu hiç unutmayın, burası çok önemli. Öğrenmeyi takip eden ilk saniyeler, ilk dakikalar ve öğrenmeyi takip eden, öğrenmeye en yakın zaman dilimleri aslında unutmanın en yoğun olduğu dönemdir. Onun için sevgili öğrenciler, buradaki ana kural şudur. Bilgiyi aldınız, duydunuz, aldınız ve aklınıza yazdınız. O bilginin en az güvende olduğu zaman dilimi işte o anlardır. Ne yapacaksınız? Aklınızdan geçirerek dinleyeceksiniz, zihninizden tasarlayarak çalışacaksınız ve en kısa sürede de kısa bir tekrar yapacaksınız. Burası oldukça önemli ve sakın ha bunu yapmamazlık asla etmeyiniz. Sınav anında çok hızlı soru çözen birini gördüğümde moralim bozuluyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet sevgili Özge ve şu anda ekran başındaki yüzlerce sevgili öğrenci ya da velileri, aslında öğrencilerin biraz da rakip takıntısının sınav anına yansıması şeklinde karşımıza çıkan çok basit bir durumla karşı karşıyayız. Yani öğrenci şöyle düşünüyor: herkes hızlı çözüyor, doğru çözüyor, ben yavaş çözüyorum ve geride kaldım şeklinde bir düşünceye kendisini kaptırıyor ki bu rakip takıntısıyla alakalıdır. Sevgili öğrenciler, unutmayınız. Bir sınav anında yapacağınız en büyük yanlış, sınava kontrolsüz ve hızlı bir şekilde girmektir. Yani bir arabayı garajdan, otoparktan çok hızlı çıkartmak, kalkışmakla sınava çok hızlı başlamak aynı şeydir. Bunu hiç unutmayın. Sınavın başında yavaş olun, sakin olun. Etrafınızda hızlı çözüyormuş gibi yapanların taktik, stratejiden yoksun olduğunu unutmayın. Onlar size asla rakip olamaz. Grafik sorularını çözemiyorum. Neler yapmalıyım? Evet Berkciğim, güzel bir soru. Grafik sorusu bilimde çevirme sorusu diye geçer. Hani genel bir yaklaşım sergilersek, işte grafikte sorununuz varsa çok grafik sorusu çözün dedik ya, yetmez. Bunu herkes söylüyor çünkü. Bakın, siz grafikte benim sorunum var deyin, 1000 kişiye sorun, 999'u çok soru çözün diye der. Peki bilim ne diyor? Çok grafik sorusu çözün ama bir de dikkat ediniz bu cümleye, kendiniz grafik sorusu yazınız. 5 tane seçeneği olan, o hangi konunun grafikleriyle baş edemiyorsanız o grafik sorularını, o metnini alın ve bundan 5 tane soru yazın. 5 tane de seçeneği olan. Göreceksiniz o konunun bütün grafik sorularının şifrelerini çözeceksiniz. Çocuğum çok başarılı. Yazılıdan 85 bile alsa beceremedim, başaramadım diye ağlıyor. Ben bu durumda ne yapmalıyım? Evet değerli velimiz, aslında üstün yetenekli çocuklarda görülen bir özellik bu. Yani üstün yetenekli çocuklar başarılarını yeterli görmeyebiliyorlar ve kendi hedeflerinin altında bir sıralamaya düştüklerinde de buna ağlama, içe kapanma gibi bir takım tepkiler verebiliyorlar. Çocuğunuz duygu düzenleme konusunda rehber öğretmenleriyle görüşmeli ve üstün yetenekli çocukların duygu düzenlemesi çok önemlidir. Bunu başka programlarımızda da gündeme getireceğiz. Çok önemli bir soruydu bu. Hızlı okuma teknikleri faydalı mıdır? Kitap okumak faydalıdır. Hızlı okuma, bakın, eğer bir işin içine teknik giriyorsa orada farklı bir marketing de beraberinde geliyor. Yani orada onu bir pazarlama olayı da devreye giriyor. Bu sebepten dolayı bugün Türkiye'de her bir öğrencinin işte göz okurken atlayarak okur, bir alttaki satıra da göz okuyarak devam eder şeklindeki kuralları edebiyat öğretmenlerinizden öğreniniz. Onların size anlattıkları yeterlidir. Kitap okumak önemlidir. Hızlı okuma teknikleri değil. Bizi takip etmeye devam ediniz lütfen.